Bugün 16 Aralık 2020. Datça'da çok güzel bir hava var. Yine Çiğdem arkadaşımla beraber bir Selam. Datça turu yapmak istiyoruz. Selamlar Çiğdem. Şu amblem geçen yıl yapıldı. Datça'yı anlatan bir yazı var burada. Datça'da zaman yekparedir. Dün, bugün, yarın yoktur. Burada yaşayan sevgili Nihat Akkaraca'nın güzel bir sözü. Biraz etrafı gezdirelim size. Solda Kazım Yılmaz İlköğretim var. Çiğdem nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün hava çok güzel. Çok güzel. Herkese öğlen selamlar. Arasını bir değerlendirelim biraz dedik. İnsanları çatlatıyor gibi oluyoruz ama havanın güzelliğinden. Evet. Bizim genelimiz böyle, Datça'mız böyle. Kesinlikle. Çoğu yerde, şimdi Türkiye'nin çoğu yerinde kar, kış, evet, soğuk hava fazlasıyla var. Şöyle aşiyan koymuşlar, daha yeni fark ettim. Ben de yeni fark ettim gerçekten. Aa, kuş yuvası. Belki de yeni yapmışlardır. Hiç fark etmemiştim. Evet, kuş yuvası yapmışlar. Belediye yapmış. Ellerine sağlık belediyenin. Biz de yeni fark ettik şimdi. Kalabalık. Herkes kendini bu güzel havada dışarıya atmış. Evet, burası Ambarcı Sokak. Birazdan da trafiğe kapalı olan, çok benim beğendiğim bir sokak var. Balçıkhisar Sokak. Şimdi Çiğdem'le o sokağı size tanıtalım. O sokaktan geçelim. Tabii aslında sezonda ve sokağa çıkma yasağı mevzusundan dolayı mekanlar kapandığı için biraz keyifsiz görünüyor. Normalde şu köşedeki Ekrem Usta'nın yeri bile ne kadar tatlı görünüyor aslında, değil mi? Evet, İnsanlar kesinlikle. İnsanlar olduğu zaman mavi beyaz. Ama şimdi her yer kapalı. Abla beni de çeker misin? Sokağın trafiğe kapalı olması güzel bir şey. Yazın buradaki işletmeler sokağa masalarını, sandalyelerini çıkartıyorlar. Tabii tabii. Sen şey gibi, Kadıköy sokakları gibi oluyor. Çok keyifli oluyor. Evet. Burası Balçıkhisar Sokak. Balıkçıhisar mı, Balçık mı? Balçıkhisar. Öyle mi? Aha. Ben niye öyle sanki? Şey, insan. Balıkçı daha demek ki şey, telaffuzu kolay mı geliyordu bana? Demek ki. Ya da başta Ekrem Balıkçılık var. Oradan sana olabilir. Şey kalmış olabilir. Şimdi işletmeler kapalı olduğu için kahvehaneler ve restoranlar, herkes paket servisinde yiyeceğini, içeceğini, çayını alıp şöyle az önce geçtiğimiz gibi banklarda oturarak vakit geçiriyorlar. Tabi buranın güzelliği de o işte, şey, hava çok şey müsait olduğu için alıp dışarıda oturup yiyebiliyorsun. Kesinlikle. Bak bak, yaptığın zaman da gizlice girensin, değil mi? Ben hatırladım seni. Ben hatırladım, sen bizi buradan aşağı alır. Aa, o tarafı kaçıracağım.
Çok evet. Ayaklara bak. Bunlar sevilme hareketleri. Nasıl mutlu oluyorlar? Sevilme hareketleri. Aman sevinseniz değil mi? Güneşle. Evet, hayvanlar. Güneşin tabii şeyini, keyfini çıkarıyorlar. D vitamini alıyorlar şu anda. D vitaminin vücuda en uygun olduğu saatler, biliyorsunuz bu saatler. Bir zeytin ağacı bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok kalın gövdesi olur zeytin ağaçlarının. Evet. Burası da çok güzel bir sokak. Burada restoranlar var. Hanmeli Böre gibi. Şurada Sevinci Mutfağı var. Rumeli Köftecisi var. Elinize sağlık, güzel sağ görünüyor. Hangi restoranın bu? Rumeli. Rumeli'nin. Ha. Şu YouTube'a koyacağım ben bu çektiğimi. Benim Instagram sayfamı takip ediyorsunuz mu? Hangisi? Doğa Deniz Datça. İstikametimiz 30'lar. Evet. Çiğdem'le biz çok takılırız 30'lara. Evet, şey, arkadaşlarımızın yeni açıldı. Gerçi şu anda orası da kapalı caddenin sonuna geldik. Aşağısı Atatürk Caddesi. Hemen onun Atatürk Caddesi'nin bir aşağısı da deniz oluyor. Kumlu plajı oluyor. Evet, 30 bar burası. Kapalı. Kapalı. Covid'den dolayı. Restoranlar kapalı. Evet, umarım keyif almışsınızdır Çiğdem'le benden. Yine bir öğlen arası molamızı güzel bir yürüyüş yaparak geçirdik. Çiğdem'le ben şimdi mesaiye dönüyoruz. Aynen. Öğleden sonra biraz yoğunluk yaşayacağız. Artık evet. Yavaştan işimize dönelim. Evet, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Keyifli, güneşli günler diliyoruz. Keyifli, güneşli günler. Hoşçakalın.